Şıklığı ve zarafetiyle herkesin ilgi odağı olan Canon EXIS 130, inceliği ve hafifliği sayesinde gömlek cebimize bile rahatlıkla sığabilir. Yüksek taşınabilirliği sayesinde biz nereye gidersek gidelim, Canon EXIS 130 da bizimle beraber her yere gelir. Bu sayede hiçbir anı kaçırmayız. Muhteşem fotoğraflar çekmeye başlamadan önce Canon EXIS 130'u yakından tanıyalım. Canon EXIS 130'un ön bölümünde lens ve netleme yapılacağı sırada devreye giren otomatik netleme yardım ışığı bulunur. Otomatik zamanlayıcı kullanarak fotoğraf çektiğimizde de bu ışık yanıp sönerek bizi bilgilendirir. Lensin sağ üstünde flash yer alır. Gövdenin üst bölümünün ortasında açma kapama düğmesi, bu düğmenin sağında zoom düğmesi, en solda da deklanşör düğmesi yer alır. Açma kapama düğmesine basarak fotoğraf makinemizi açalım. Fotoğraf makinesi açılırken lens otomatik olarak dışarı çıkar. Zoom düğmesini sola ittiğimizde uzaklaştırma yapılırken, sağa çektiğimizde yakınlaştırma yapılır. Yani odak uzaklığını değiştirmiş oluruz. Bu sayede fotoğrafta yer almasını istediğimiz konulara yakınlaşmak ya da konulardan uzaklaşmak mümkün olur. Odak uzaklığı değiştikçe lensin uzunluğu da değişir. Bu nedenle makineyi lensin hareketini engellemeyecek şekilde tutmalıyız. Canon EXIS 130 4x optik zoom sunar. Zoom yaparken 4x'e ulaştığımızda zoom yapmaya devam edersek dijital zoom devreye girer ve toplam 16x yakınlaştırma elde edilir. 4x'in üstündeki yakınlaştırma değerleri mavi renkte gösterilir. Dijital olarak yapılan bu yakınlaştırma kullanılırsa görüntü kalitesinde azalma meydana gelir. Dijital zoom seçeneğini ise menüden kapatmak mümkündür. Dijital zoom'u kapattığımızda fotoğraf makinemizin yapacağı azami zoom değeri 4x olur. Canon EXIS 130'un arka bölümünde yer alan ekranın sağında ise fotoğraf makinesini kontrol ettiğimiz düğmeler bulunur. Düğme grubunun en üstünde izleme ve mod seçim düğmeleri bulunur. İzleme düğmesi ile çektiğimiz fotoğraf ve videoları izleyebilir. Mod seçim düğmesi ile de otomatik çekim, fotoğraf çekimi ve video çekimi modları arasında geçiş yapabiliriz. Düğme grubunun merkezinde yön düğmeleri ile üzerinde Function Set yani işlev ayar yazan ayar düğmesi bulunur. Yön düğmeleri menülerde dolaşmak için kullanılabileceği gibi çekim esnasında poz telafisi, makro manuel odak, flash ve zamanlayıcı ayarları için de hızlı erişim düğmesi olarak görev yaparlar. Ayar düğmesini çekim ayarlarını görüp değiştirmek için kullanırız. Düğmeye bastığımızda o anki çekim modunda değiştirebileceğimiz ayarları ekranın solunda görürüz. Yukarı ve aşağı yön düğmelerini kullanarak ayarlar arasında dolaşabilir. Sağ yön düğmesine basarak o ayar için kullanabileceğimiz değerleri görebilir ve yukarı aşağı yön düğmeleri ile değerler arasında dolaşabiliriz. O anki değerleri seçmek için de işlev ayar düğmesine basmamız yeterlidir. Son iki düğmemiz ise en altta yer alan disp ve menü düğmeleridir. Soldaki disp yani gösterge düğmesine basarak ekranda görünen bilgileri değiştirebiliriz. Bunu çekim anında kullanabileceğimiz gibi çektiklerimizi izleme anında da kullanabiliriz. Menü düğmesine basarak da çekim ayarlarını ya da kamera ayarlarını değiştirebileceğimiz menülere erişebiliriz.